hepimizin büyük bir cesaret örneği sergilediğine inandığımız bir efsanedir. Kürşat ve Kırkçerisi. Türk efsanelerinde yer alan Kürşat, M.Ö. 600'lü yıllarda Doğu Göktürk hükümdarı olan Çuluk Kağan'ın oğlu olarak dünyaya gelmişti. Kürşat'ın kaynaklarda geçen asıl adı Şutigin'di ve bir rivayete göre Kürşat ismini ona amcası Kara Kağan vermişti. Eski Türkçe'de Kür ok ve Şatsa bir bölgeyi yönetmek için gönderilen kimse demekti. Kürşat, ona verilen ve yıllar sonra üstleneceği görevi bilmeden bu ismi almıştı. Efsaneye göre Göktürk halkı Çin esaretindeki 10. yılını doldurmak üzereydi. Doğu Göktürk Kağanlığı Çuluk Kağan'ın dönemine gelene kadar Çinlilerden yeterince etkilenmiş, adeta Çinlilerin birer sömürgesi haline gelmişti. Öyle ki hükümdarlar Çinli prenseslerle evlenmiş, Çinli prensesler de yanlarında birçok casus getirmişlerdi. Toplum asimile olmaya başlamış ve Çin esaretine koşulsuzca boyun eğmiş bir durumdaydı. Çuluk Kağan Çin'in bu planlarının farkındaydı ve bu nedenle Çin'le ilişkilerine sınırlar koymuştu. Aslında 5000 yıllık tarihinde esarete alışık olmayan Türklerin özgürlüklerine ve milletlerine bağlı olmaları bu tepkiyi vermelerine neden olmuştu. Bu durumdansa hoşnut olmayan Çin, Doğu Göktürk Kağanlığında iç karışıklıklar çıkarmaya çalışmıştı. İç karışıklıklarla birlikte artan entrika ve komplolar, Kürşat'ın babası Çuluk Kağan'ın Çinli üvey annesi tarafından zehirlenerek öldürülmesine neden olmuştu. Çuluk Kağan'ın ölümünden sonra ise kardeşi Kara Kağan hükümdar olmuştu. Abisinin çizdiği yoldan ilerlemeye çalışan Kara Kağan, Çinlilerle savaşlar yaparak asimile olmayı reddetmişti. 629 senesinde Çinlilerle yapılan bir savaşta Kara Kağan mağlup oldu. Kara Kağan yaklaşık 100 bin Türk'le beraber Çinlilere esir düştü. Esir düşen Türkler Çinliler tarafından kendilerine tahsis edilen görevleri yapmaya mecbur bırakıldı. Türkleri asimile etmek için ellerinden gelen her şeyi yapan Çinliler, Göktürk soylularını imparatorluk ordusuna maaşlı subay olarak görevlendirdi. Kürşat da bu subaylar arasındaydı. Esir hayatını asla kabullenemeyen Kürşat, yıllarca özgürlüğe kavuşacakları günü beklemişti. Ve bununla birlikte esaret zincirini kırmak için güç toplayan Kürşat ve arkadaşları esaretlerinin 10. yılında tarihi değiştirecek bir olaya sebep olacaklardı. Kürşat ve bir grup asker milletinin bağımsızlığı için kendini feda etmeye hazırdı. Aslında tek amacı Çin'in Türkler üzerindeki entrika ve oyunlarına son vermekti. Kürşat artık duruma el koymanın vakti geldiğini düşünüp bir plan yaptı. Bu plana göre Çinli hükümdar Taizong esir edilip Ötüken'e kaçırılacak ve karşılığında Çin himayesinde bulunan Türk toprakları ve esirleri geri istenecekti. Çin hükümdarının bazı günler kılık değiştirerek halkın arasına karıştığı ve sokaklarda dolaştığı Kürşat ve arkadaşları tarafından biliniyordu. Yani hükümdarı esir alıp kaçırmak ani bir sokak baskınıyla gerçekleştirilebilecek bir meseleydi. Fakat baskının yapılacağı gün hava koşullarının kötülüğü ve sağanak yağmur sebebiyle hükümdar saraydan çıkmamıştı. Bunun üzerine yapılan planın ortaya çıkmasından çekinen ve aldıkları kararın arkasında durmak isteyen Kürşat ve adamları Çin Sarayı'nı basmaya karar verdi. Hemen harekete koyularak Çin Sarayı'na doğru yola çıktılar. Amaçları sarayı basıp hükümdarı tutsak edip bu zor planı uygulamaktı. Savaş daha sarayın kapısına geldikleri anda başlamıştı. Önceleri saray baskınında onlar için her şey iyi gidiyordu ve sarayın içlerine doğru başarıyla hareket ediyorlardı. Yüzlerce Çinli asker ölürken Kürşat ve adamlarının kayıpları nispeten daha azdı. Ancak baskını haber alan Çin generalinin askerleriyle desteğe gelmesi sonucu işler değişti. Yüzlerce Çin askerini öldürmelerine rağmen sayıca az oldukları için geri çekilmeye başladılar. Sağ kalan Türkler Kürşat'ın önderliğinde geri çekilip Wei Nehri'ne doğru ilerleme kararı aldı. Amaçları Wei Nehri'ni geçip kutsal başkent olan Ötüken'e at koşturmaktı. Yuvalarına döndüklerinde ise bir dahaki sefere daha fazla insanla şanslarını tekrar deneyeceklerdi. Ancak oraya vardıklarında karşılaştıkları manzara onlar için sonun başlangıcı olmuştu. Sağanak yağmurdan dolayı Wei Nehri taşmış ve köprü sular altında kalmıştı.
Karşıya geçemeyen Göktürkler kanlarının son damlasına kadar çarpıştı. Ancak ne yazık ki Çin ordusu tarafından kuşatılan bu birlikteki herkes öldürüldü. Fakat bu başkaldırış artık her şeyi değiştirecekti. Çin İmparatoru Taizong düşünceliydi. Birkaç gündür kendisinde bir değişiklik seziyordu. İlk önce bunun ne olduğunu anlamadan içinde bir rahatsızlık duymuş, sonra düşüne düşüne rahatsızlığın nereden geldiğini bulmuştu. Korkuyordu. Hele gün battıktan sonra her gölge onu ürkütüyor, ihtilalcilerden biri karanlıklar içinden çıkıp kendisine doğru ok fırlatacağını sanıyordu. O, ihtilalcilerden birçoğunun başkentte gizlenmiş olduğuna inanıyordu. Çünkü sadece bunlardan 38 tanesinin cesedi bulunmuş, Wei Irmağı'ndan da 3'ünün ölüsü çıkartılmıştı. Bu kadar büyük bir gürültünün 41 kişiyle yapıldığına Çin İmparatoru bir türlü inanmadı. Kürşat ve adamları ölmüş fakat büyük bir etki bırakmıştı. Kürşat'ın Çin Sarayı'na yaptığı baskından sonra hanedanlık karmaşanın hakim olduğu bir döneme girmişti. Çin hükümdarı olan Taizong'un daha önceden Türklerin böyle bir girişimde bulunacağını tahmin ettiği ancak zamanını kestiremediği birçok Çin kaynaklarında da bahsedilmişti. İmparator saldırının ardından Türklere karşı daha barışçıl bir yönetimle yaklaşma yoluna gitmişti. Bununla birlikte Çinlilerden bir heyet toplanarak Türk liderlerle ve önderlerle konuşmak üzere iyi niyet elçisi gönderildi. Ancak bunlardan da pek bir sonuca varılamadı. Nihayetinde uzun tartışmalardan sonra bir karar alındı. Doğaları gereği Çin'in içerisinde kalmaları tehlikeli görülen Türkler yeniden eski yurtlarına gönderilecekti. Ancak Türklerin başına kontrol edebilecekleri biri geçmeliydi. O da Çin'e bağlı Sırtarduş asıllı Sırbat Egin'di. Birkaç gün sonra Sırbat Kağan ve yanında yaklaşık 100 bin Türk'le birlikte Çin duvarlarının dışına çıkartıldı. Bu çıkış bütün Çin'de, hele de Siganfu'da bayram gibi içten içe kutlandı. Fakat yine de Kürşat ve askerlerine kaybetmiş olduklarını kabullenemediler. Bu efsane dilden dile yayılınca Doğu Göktürkler de özgürlüklerini ilan etme kararı aldı. Kürşat ve askerleri öldükten sonra bile yıllarca dilden dile anlatılarak, Türklerin içindeki bağımsızlık ruhunu besleyerek yıllarca Çinlilere zorluk yaşattılar. Bu dönemden sonra ise Göktürkler 43 yıl boyunca savaşmış ve yurt sahibi olmaya çalışmıştı. En sonunda ise Türk ulusu İlteriş Kağan ve Bilge Tonyukuk tarafından 681 yılında 2. Göktürk çatısı altında toplanmayı başarmıştı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.